arkadaşlar, yayında da birçok kez bahsettiğim birden Adventure Level 15'e kadar olan macerama başlıyorum. ondan sonra umarım beğenen çok olur bu videoyu. Yani beğenen çok olurdan kastım 100 beğeni olursa söyleyeyim açık açık da devam edeceğim. 15 ile 20 arasında çekeceğim. Yapmanız gereken her şeyi tek tek en hızlı şekilde nasıl Adventure Level kasılır. Çok soran oluyor yayında çünkü. Adventure Level 10 oldum, Quest 15 istiyor, ne yapacağım 2 level falan. Bakalım halletmeye çalışacağız işte. Hiç reroll yok, hiçbir şey yok, dümdüz başlıyorum. Her şeyi göreceksiniz, bütün questler, bütün de gereken her şey burada olacak yani. Buradan videonun size ihtiyacınız olduğunun yerine çekip izleyebilirsiniz. Bakalım kaç saat sürecek, hadi bakalım. Türkiye'de sen gibi kaliteli gençin rehberi serisi yayın yapan çok yani ben elden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum abi, bakalım. İnşallah insanlar beğenir oyunu. Oyun çok güzel, oynaması çok zevkli çünkü. Bir şans tanısa herkes vallahi beğenir yani. Sen kaç lira attın Venti Drake Akar'ına? Ben direkt ilk rolümde Venti geldi bana. İkinci rolümde ondan sonra şey geldi. Erkek mi açayım, kadın mı? Ne istiyorsunuz? Bayan mı? Erkek mi? Gerçi bayan hakaretmiş galiba sayılıyormuş şimdi ama erkek mi açayım? Değişiklik olsun diye. Erkek. Okey erkek. Nikimizi de erkek yapalım o zaman. Hadi bakalım. Herkes erkek istedi. Abi ne bileyim benim zamanımda bayan bayağı kibarca bir kelimeydi yani bayan hani hanımefendi gibiydi. Galiba şimdi şey olmuş bilmiyorum yani. Neyse. Ortadaki açıyla ne zaman vs atacağız oyunda. 7 tane elementi işte her elementi aldıktan sonra ana karakter. 7. elementi aldığımızı alıyor. Şimdi hikayeyi de anlatıyorum. Bunda soranın bir arkadaş oldu. İngilizce'de anlamadığımız mevzular var diyordu. Bunlar iki kardeş abi tamam mı? Neredeyse tanrı gücüne geliyor. Tanrı gücüne geldiği zaman da bunlar ya tanrı kadar güçlenip dünya geziyorlar. Başka dünyalar bak burada da yazıyor. Fakat başka bir dünyaya geçecekken paralel evrenler gibi düşünün. İşte ne bileyim insanlar evine gelip başka alemlere gidiyorlar falan gibi düşünün. Orada tanrılardan biri geliyor. Siz diyor şey yapın. Şeyinizin yerini bilin diyor. Kendinizin yerini bilin. Bir tanesi kardeşi mühürlüyor. Öbür kardeşi de bu dünyaya atıyor. Bizim bu kardeş yıllardır burada takılıyor böyle. Kardeşini arıyor. Bir yol arıyor dönmek için. Güçleri de elinden gitmiş. Ne yapacağım ne edeceğim derken 2 yıl önce bu şeyle bu böcekle Paimon'la karşılaşıyor. Paimon'la beraber işte bu dünyayı tanımaya başlıyoruz. Macera başlıyor. İlk önce işte hava elementini öğreniyoruz. Avatar hesabı. Ondan sonra ya bir sonraki şehirde başka bir elementi öğreneceğiz. Oyunda bulunan 7 elementi tek tek elde edeceğiz. Ana konu bu. Ana konu hakkında kardeşimizle alakalı herhangi bir bilgi geldiği zaman ana o main hikaye devam ettiğinde onları da çevireceğim, anlatacağım elden geldiğince. Ama şu an oyunda daha böyle pek bir bilgi yok. Sadece kardeşimizle alakalı bir sahne var. Onun dışında çok bir şey yok. Bakalım ya, bakalım tarih için devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiç normal reroll gibi gidiyorum zaten. Hiç bir fark yok pek reroll'dan başta. Hızlı bir şekilde Adventure Level 15'e kadar koşalım bakalım. Yapmanız gerekenleri de anlatacağım elden geldiğince. Aga Transferzer PayPal'ın çok güzel bir telaffuzuymuş. Ha öyle mi? Güzel güzel güzel. Halledebildiysen iyidir. Halledebildiysen iyi. Güzel güzel güzel. Halledebildiysen ne güzel ne güzel. Ne güzel sana. Güzel. Kral bir sorun var. Sürekli bir şif basıp kutu açmak istiyorum. Bu işlemi hızlandırabilirim. Çok uzun sürüyor. Yok işte yok. Oyun çok fazla vermiyor. O yüzden zaten insanları reroll'a teşvik ediyorum. Yani tavsiyem genelde reroll atmalarından yana oluyor. Çünkü oyun çok fazla malzeme vermiyor. Bu inşallah patch'le falan bir şekilde ayarlanacak. Daha fazla şey gelecek. Şimdi oyun yeni olduğu için oyunun başında bayağı bir şey veriyor zaten. Hani onun yarısı kadar bile almıyorsun devamında oyunu. O yüzden biraz sıkıntı var. Bakalım şanslar da şey de çok kötü. Raid'ler de oranlar da çok kötü. O yüzden
Mümkün mertebe inşallah halledecekler o işi. Biz de rahat edeceğiz. O yüzden reroll atın diyorum insanlara. Hani 5 star çıksın hep hesapta. Kafan rahat olsun. Ondan sonra şakır şukur yağla. Devam et oyuna, pullama. Yeni gelen bir karakter oldu mu içinde kalmasın, ona harcayabilir yani. 9 tane ona onunla atman lazım çünkü garanti diye. Klee çıksa. Klee evet güzel. Klee ile alakalı da bir video çektim. Bir tane quest'te kullandım. Onu da şey yapacağım. Upload edeceğim bu videoyla beraber. Bu video bakalım kaç milyon saat sürecek. Hadi bakalım hayırlısı. Aşırı küçük ve şişkolar. Ya işte tatlı olsun diye öyle koymuş. İşte, aa dur lan arkada müzik açık. Telif hakkı yiyeceğiz. Kapat kapat. YouTube yapma gözünü seveyim ya. Kapat arkada müzik. Telif hakkı müzik açıkmış. Kapat abi. Dur, unuttuk bir an. Müzik yok beyler kusura bakmayın. Paimon'u dinleyeceğiz artık saatlerce. Single Wish daha iyi diyorlar. Venti tekrar gelebilirmiş tamamen. Tekrar gelecek canım. Gelemez diye bir şey yok. Şöyle bir şey var. İşte 3-4 tane yeni karakter gelir. Sonra onları işte ne bileyim şey diye yeni karakter banner'ı falan diye eklerler yani. O şekil olur yani. O, özel özlediğiniz karakterler falan diye bir tane şeyle getirirler. Genelde öyle olur bu tarz oyunlarda. O yüzden onu da o şekil ayarlarlar. Bunları toplayalım abi. Yoksa kökünden gitmiyor da en az bir buçuk iki ay. Yani ne bir buçuk iki ay, daha fazla yoktur yani Venti olmayacak yani iki ay iki buçuk ay. Olur iki buçuk ay. Dostya'nın 500'ü bana çıkardım 90'lık Venti hakkım gitmiş oldu değil mi? Aynen gitmiş oldu. Şöyle resetliyorlar abi onu. Hani öbür türlü olsa herkes basar abi. 90 tane basarsın 2, 3, 4 bir tane de garantiden oh. Güzel olur yani öyle yok yani. Xiao gelmeyecek, Çin server'ında o sadece. Bakalım göreceğiz ya gelecek mi gelmeyecek mi. Xiao yok, Xiao şeyin karakteri abi, hikayenin karakteri. Gelmez olur mu? Elbet gelecek de öyle şey yok yani. Çünkü Li Yue'de görüyorsun karakteri zaten, hikayenin karakteri Xiao. Bu ana şeyin hikayesinin karakteri Venti olduğu için bu hava elementinin tanrısı Venti. Burada işte bu dragonla konuşuyor falan. Venti abimiz. Buranın hikayesinin ana şeyi Venti. Öbürünün de Xiao. Diğer Li Yue'nin ikinci kıtanın şeyin ana karakteri. O yüzden Xiao gelecek elbet yani. İkinci yerinde Xiao. Aynen. Gelecek gelmez olur mu abi? Öyle şey olur mu? Bu oyunun Çince versiyonu bilmem ne versiyonu yok yani. İlla hani özel Çin bayramına özel bir şeyler falan eklerler kendilerince. Aynı zamanda şeye de ekleyecekler işte. Buna da Avrupalılara özel şeyler eklerler falan. O şekilde. Aynen gelecek. O zaman 15 gün sonra banner olmalı. Bakalım göreceğiz ya. Şimdi bu en büyük gelecek etkinlik oyunda şey olacak. 1-1-1 peçinden sonra şey gelecek. Halloween gelecek. Halloween Cadılar Bayramı etkinliği gelecek. Orada belki herkes soruyordu bana. Karakterlere şey geliyor mu diye. Skin falan. Oyun ya bilmiyorum ki ne yapımı ya. Hiç Honkai Impact Mihio ne firması falan bilmiyorum yani. Herkes soruyor skin falan gelecek mi diye. Şeyle beraber gelecek büyük ihtimal skin. Halloween kostümleri falan gelir. Paralı falan olur onlara büyük ihtimal. Ana karaktere bedava verirler. Klasik öyledir. Ya da böyle kasacak bir materyal koyarlar. Bir ayrı bir markette, shopta yani satılır ayrı bir bölümde. Onunla belki bir tane karaktere alınabilir yani. Rotop hesap satmak çok yararlı şu an. Evet yapabilirsin abi. Genelde o işler uğraşılabiliyor. İnsanlar genelde kasıyor ediyor. Hesap satıyor yani. Karaktere skin gelmesiyle weaponlara bastan renk gelmeli bence. Bakalım bir karakterlere de skin illa gelir de bakalım göreceğiz yani. En büyük şeyi en erken skin muhabbeti şeyde gelebilir işte. Halloween'de gelebilir. Orada ekleder Cadılar Bayramı'nda. Ne yazmıştım? Bu arada rol yaptığımızda o bir ton ödül geliyor ya. Kayıt yapmış olmayacağız sonuçta. Ne için? Geliyor canım rolda ödüller. Gelmez olur mu? Oyuna bak gördüm ben. Mahmut 00 yazdım girdim abi. Nasıl girdiğimi gördünüz. Bak şimdi bütün pre-register ödüllerini alacağım ben. Geliyor her şey merak etmeyin. Öyle bir şey yok. Gelmiyor diye bir şey yok yani. Hepsi geliyor. O yüzden rol atabiliyorsun zaten baştan. Pre-register ödülleri mesela şeyden sonra gidecek. Bu bir geldiğinde bu ödüllerin hepsi gidiyor. O ödüller gittiği zaman reroll falan kalmayacak yani. Böyle atamayacaksın yani.
O yüzden diyorum işte şimdi şey yapmak. Yani Okan'cım sana çok şey oldum ben. Keşke beni o kadar YouTube'dan takip ediyorsan yayına bir kere gelip sorabilseydin, soru yardımcı olurdum sana. Derdim yani 5 doları verme alma diye. Ben çünkü içine sinmeden önce herkese dedim içinize sinecek bir hesapla başlayın. Yapmayın hani para harcayacaksanız şey yapın diye. Keşke harcamasaydın ya. Ama problem değil onu da söyleyeyim yani bak görüyorsun işte bedava karakterlerle yani çıkan karakterlerle oynayacağım işte artık. Sadece beginner pull'larım bu account'ta başka bir şey pull'lamam. Oradan ne çıkarsa artık onlarla oynayacağız. Bu şeyin şansı artık account'um. Yani ben yeni keşfettim sen hocam oyuna başlamadan önce seni keşfettim. Aynen. Çok şey olmaz ama Adventure Level 13 çok problem değil ya. Hani olursun her türlü de şey sıkıntı işte 5 dolar muhabbeti yani para yatırmış olmasaydın oyuna derdim yani kesinlikle baştan başla dene diye de artık yatırdıysan yapacak bir şey yok. Beginner'da pullamazsın abi at ama ya. Niye? Beginner'ı pullayacaksın abi. Beginner bu oyunda herkesin pullaması gereken bir şey yani. Bence. O buna insanların yapması gereken şeyleri yapıyorum zaten burada. Şey için değil. Bu account tamamen o amaçlı yani. Diluc pull'la yok yok beginner pull diyeceksin abi. 8 çarpı 10'lu kutu mis gibi. Evet, beginner kullanması. Noel de veriyor ya orada garanti. Güzel yani. Öbür türlü öbür tarafta pullarsın sadece silah falan çıkar. Riskli. En azından Noel'i alırsın. Selamun aleyküm abi. Diluc çıktı. Sence reroll yapıp bandit çıkarmaya çalışmam yoksa Diluc account devam kazanma. Devam et. Hiç gerek yok bandit'e. Bir tane 5 star yeter abi. Venti'nin mesela Diluc'un yanında bir fiş varsa ne bileyim işte fiş varsa yeter ya. Fiş koyarsın Diluc'un yanına. Lisa'yı koyarsın. Ondan sonra şey yaparsın. Neydi onun adı? Bir şeyler daha. Xiaoling varsa Xiaoling koyarsın. Yoksa o da önemli değil. Ya da Ember'ı koyarsın. 2 tane ateş bonusunu almak için. Mızraklı çıksa fişi yok mu? Tamam Xiaoling'i koyarsın. Şeyi koyarsın. Xiaoling, Diluc, Lisa. Başka elektrik karakterin varsa koy. Yoksa Diluc kullan. Xiaoling kullan gene. O ikisini kullan. Diğer ikisi o zaman fark etmez yani. Kıçın'ın yanına ne koyulur? Takasladım Diluc'la. Ne karakterlerim var başka 4 star ona göre yardımcı olayım. Genelde şey Xiaoling falan varsa Xiaoling'le E atarsın. Kıçın'la Overload falan patlatırsın. Güzel olur. Venti ve Barbara koydum. Ne koysaydım? Veya kalsın. Neyin yanına ne koydun? Venti ile şeyin yanına. Venti'ye Barbara koydum. Ne koysaydım veya kalsın. Nereye abi? Povali'ymiş. Göremiyorum ki. Valla yukarılarda ya galiba. Deluxe'u sat 15 liradan Venti çıkarmaya çalış. Fish ve Barbara. Fish, Barbara, Diluc, Venti. Barbara'yı kullanma. Şey koy. Ember ya da ne herhangi bir ateş karakterin varsa onu kullan. Hiç şey yapma. Şey kullanma yani. Gerek yok. Barbara ben mesela bak 30 level oldum Adventure level. DPS'le her türlü kesiyorsun her şeyi. Canın azaldığı zaman gidip dolduracak yer de var. O büyük taşla dolduruyor. Healer'a ihtiyacım olmadı yani. Hala da devam ediyorum. Şimdi 30 level'dan sonra bir tık healer'a ihtiyacımı duyuyorum da gerek olmuyor yani. Bende fiş var. Elektrikte Lisa mı iyi mi fiş mi? Fiş daha iyi tabii ki ama şöyle bir şey var yani iki tane aynı karakteri kullandığın zaman bonuslar var ya iki ateş iki elektrik iki bilmem ne hani o yüzden kullanılıyor ikisi birden falan amaç o yani Reis mana kullanıyorum carry yapacağım sence nelerle kombolayabilirim neler var yanında başka hani karakterleri yazarsan yardımcı olmaya çalışayım. Banner'lara step up'lar gelmeli bence. Belli bir açıdan siyah ve yeşil. Step up'lar oyun daha çok yeni. Daha bir hafta oldu çıkalı. Step up'lar falan bunlar tabii ki eklenecek. Belki Halloween'de işte dediğim gibi Cadılar Bayramı'nda özel bir etkinlik olur. Hani o yüzden ben primo gemlerimi ana karakterde hesabında biriktiriyordum. Sonra aboneler için pullamaya başladım falan. Maksat yayın canlansın. Hani insanlar o tarz şeyler görmek istiyor. Yoksa ben kendim şey yapsaydım. Normal yayın dışında oynuyor olsaydım ben de şu an 8K'dan fazla prim hocam olurdu. 15K'ya kadar kasardım.
garanti olurdu o zaman bir tane 5 star. Yeni gelen herhangi bir beğendiğim karakteri pullardım yani. Ama ben yayın yaptığım için account'un primo gemleri cacık oldu yani. Sağ olsun abi, dediğin gibi kasmaya devam edeyim o zaman, hiç rol falan. Aynen aynen, hiç uğraşma, gerek yok abi ya. Şey yap, primo gemlerini biriktir, hiç şey yapma, direkt sakla, direkt sakla yani. Primo şeyler var ya, normal fate veriyor oyun, adventure level'ın arttığı zaman. Onları şeyde kullan. Diluc Jean banner'ı var ya, orada kullanabilirsin onları. Onun dışındaki şeyleri harcama hiç yani, hepsi biriksin. Primo gemleri, çünkü primo gemlerin değeri, hem istediğin yerde kullanabiliyorsun primo gemleri. O olayı çok güzel. O yüzden primo gemlerinizi biriktirin abi. Yayın yapıyorsanız pullayın da abonelere. Onun dışında şey yapmayın yani. Kıçing'in yanına Chongyun var. Bir de Noel var. Gerisi oyun verdi. O zaman şöyle yap. Kıçing'in yanına Lisa'yı koy. Chongyun'u koy. Sonuncu ya da fark etmez ne koyduğun ya. Ana karakteri koyabilirsin istersen. Oyunda takas sistemi var. Hayır. Yok, takas sistemi falan yok abi. Nereden geldi? Takas sistemi falan yok. Bir şey, takas sistemiyle alakalı bir şey mi dedik ya? Best team ne sence? Ama için best team derken ne düşünüyorsun? Yani çıkartacağı hasar olarak mı? İngilizce terim kullanmayalım. Hasar olarak mı, yoksa başka bir şey olarak mı? En iyi takım ne diyorsun sen? Onu anlamadım ben. İstediğin her karakteri koyabilirsin. Abyss için. Abyss için şey oluyor, değişiyor abi. Her stage'de, her bölümünde Abyss'in şey oluyor. Farklı bir karakteri boostluyorlar. İlk yerinde ateş mesela. İkinci yerinde neydi, ikinci yerinde hatırlamıyorum. Üçüncüde havaydı galiba. Dörtte elektrik istiyor. Genel olarak her takımı kullanabiliyorum. Ne kurardım? Diluc koyardım. Kıçin koyardım. Ondan sonra... Diluc Kıçin. Mona Chichi yapardım büyük ihtimal. Diluc Kıçin, Mona Chichi. Mona ile girerdim suyla, Chichi ile dondururdum falan gerekirse bosslarda. Survivability artardı. Chichi aynı zamanda heal'lardı. Hani dondurmak bayağı iş yapıyor. Ondan sonra şey yapardım. Kıçin Diluc'la da combo yapar, damage yapardım yani. Herhalde öyle bir takım kurardım yani. En yüksek damage o şekilde çıkardım diye düşünüyorum. Ama işte o kadar yüksek mesela şey yapsan neydi onun adı, Fish, Diluc, ondan sonra Kuching, bir de ateş karakteri Xiaoling olabilir. Ama Xiaoling'in 2 level olması lazım bendeki gibi. 2 tane Xiaoling çıkması olması lazım. Ona çok yakın, belki de daha fazla damage yapar yani. Ama survivability'si yok işte. Benim takım tam bir glass cannon yani. Şey, mesela şeye full damage item'ı gidiyorsun ya, hasar item'ı LoL'de tek yiyor her şeyden. Onun gibi oluyor. Şimdi ben bu hesabı şey oynadığım için arkadaşlar, sıfırdan oynadığım için, normalde reroll guide'ında görmüşsünüzdür. Bu chest'i açıyorduk. Burada açmıyorum bu chest'i, bırakıyorum. Çünkü şey olsun diye. Daha fazla 5 star şey çıkma ihtimali olabilir. 30 XP bir yerden alırız. 7 level olmak, acelemiz yok zaten. Önemli değil. 30 XP bir şekilde hallederiz. Girelim abi buraya. O chest'i bekliyorum. World level'ın ne kadar yüksekse o kadar çok şey çıkma şeyi, şansı var. O yüzden bırakıyorum. Muhtemelen eğer bu video daha da devam ederse adventure level 25'te, 30'da falan oralarda açarım yani. World Devil'a göre aynen. Değişiyor. World Devil'a göre işte. Ondan sonra pullayacağım yani World Devil. Yani burası ve Leon'un chest'leri farklı diyebilirim. Nesi farklı? World Devil'a göre değişiyor abi işte. Chest'lerden çıkacak şey sayısı. Ama isterseniz tekrar söylüyorum, isteyenler açabilir bunu. Chest'i çok şey var çünkü. Yani ben bu şey çok euro attığım için chest'in olayını biliyorum. Şey oluyor. Şey düşmeme ihtimali var. 4 star artifak düşmeme ihtimali. En azından bir adventure level 20 olursanız bir tane 4 star çıkar artifak. 50 AR olmuş biri var mıdır ki ya? Vardır. 50 AR bilmiyorum. Yoktu da 40 küsür vardır yani. Her gün 6 defa alırsan 40 42 43 vardır yani. İşte primo şeyleri, staminaları. Primo gemle. Parayla alırsın bilmem ne. 40'tan fazla vardır yani. 41, 42, belki 43. Onlar vardır yani. Yani burası veriyorum içerisinde. World Level'a göre değil diye. Yok yok, World Level'a göre. World Level'a göre.
Ben mesela World Level o şeyim ya, 3'üm ya şu an, 30'um. Common şeylerden, normal chestlerden artık 3 star şey düş, ay 2 star 1 star artifak düşmüyor. Paso 3 star düşüyor. Şimdi buradaki buradan nereye gidecektik? Dışarı teleport olacağız. Buradan buraya gidelim abi. AR50 olamaz kimse yani, çok zor. İmkansıza yakın çünkü şey var. 30 level'dan sonra ana hikaye devam etmiyor. 29'da en son. İnsanlar yetişsin diye işte, çok uçmasın birbirlerinden diye. Birbirleriyle beraber oynayabilsinler. Güzel yapmışlar. Ben çok sevindim yani o olaya. Öbür türlü devam etseydi millet çoktan bitirmiş olacaktı falan. Diğer insanlar da kendini böyle şey hissediyor. Yetişmem lazım tribüne sokuyordu falan. Gereksiz o şeyler. O yüzden olmaması iyi oldu bence. En çok main ana quest'ler veriyor çünkü Adventure XP'yi. Diğerleri vermiyor. Ben daha 28 oldum moruk 3 günde. Güzel olmuşum moruk, ne diyeyim. 23 günde 28'i. Xiaoling'di niye iki kere çıkmadı? Şey var Xiaoling'in. İkincisini açtığın zaman Xiaoling'de Pyro Resistance'ını %15 düşürüyor. O pandaniye ağzına ateş üflüyor ya. O ateş üflediği karakterler, targetlar, hedefler. Ondan sonra şey daha çok vuruyor. Diluc'un daha çok vurmasını sağlıyor. abi bu karakter itemleri var ya, orada kitaplar var dungeon'dan bile düşen. Onlar hiçbir cacığa yaramıyor. Ya şu an itibariyle yaramıyor da ileride muhtemelen onlar için şeyler falan çıkar. Vendorlar ya da quest'ler, ona göre görevler olabilir. Şu an için bir şey yok da, bir işe yaramıyor da ileride gelebilir yani. Kat 3'ten bir kere geliyor hikaye, bir kat 3'ten bir kere geliyor hikayede geliyor mu? Yok gelmiyor, bir defa geliyor. Kat 3'ten bir defa geliyor. Bir tane kendin pullarsan işte yeterli yani. Aynı şekilde fişi DPS yapacaksanız, fişi DPS olarak kullanacaksanız onun da şeyi bayağı iyi. İkinci iki kere fiş çıkarsa güzel oluyor yani. İkinci consolation'ı bayağı güzel. Sıfırdan 27 saatte geldim. Wolf'u sıfırlamadan kesmek için. Sıfırdan 21'e. Oo iyi gelmişsin ya. Vallahi. Sıfırdan 27 saatte iyi gelmişsin. Ben o kadar fokuslu oynayabilir miyim bilmiyorum yani. Hani eğer benim de öyle bir şeyim olsaydı Wolf falan, muhtemelen ben de kafayı yerdim kasardım ama şimdi gerek yok. Yemekleri toplayalım abi. Yemekler lazım oluyor işte, malzemeler. Kat 3'ten bir kere geliyor. Aynen, başka gelmiyor. Ana karakter 5 star bir nevi. Aynen, bütün elementleri alacak sonunda. Ben mesela eğer bir sonraki gelecek şey kıta Inazuma diye geçiyor. Elektrikle alakalı bir şey. Japon yıldırım demek Japonca'da. Eğer o elektrik şey elementi gelirse belki eskinin nasıl olduğuna bağlı olarak kullanabilirim ana karakteri. Bakalım, göreceğiz. Nasıl olacağını. Diriririt. Çıkalım abi. Buraları reroll da herkes izlediği için muhtemelen videonun ilk yarım saatini herkes geçecek var ya. Kimse izlemeyecek ilk yarım saat. Reroll'dan aynı şeyler diyor. Niye reroll'la aynı şekilde gittiğimi de söyleyeyim yani. Hem hızlıdan Adventure Level 7 oluyorsun. Hem de bu ıvır zıvırı topluyorsun, iyi oluyor yani. Chest'ler, içinden artifaklar geliyor vesaire, ıvır zıvır. Bir de bellisi. Şimdi yapmanız gereken baştan şuradaki chest'i alayım. Mesela normalde almamıştım bu chest'i, bunu da alacağız. Çünkü yukarıdaki chest'i açmadım, 30 XP veriyor. Bu eksik 20 XP'yi bir yerlerden çıkartmamız lazım. Biz seninleyiz bro, eyvallah eyvallah, sağ olasın. Aga ayıptır söylemesi YouTube'da, sandım kendimi elimde. yani. Tahmin edebiliyorum ya. Vallahi ben her şeyi, her yaptığım şeyi tek tek anlatıyorum. Sonra gelip ya soruyorlar. Sorarlarsa da diyeceğim artık git videoyu izle, ne diyeyim yani.
Bazen oluyor ya. Ya hani mesela koyuyorsun ya, şey çok garibime gidiyor. YouTube'a koyuyorsun videoyu, anlatıyorsun her şeyi. Ya hani Discord'da falan hani epeydir tanıdığın da bir adam geliyor, aynı soruyu soruyor abi. Ya diyorum abi 5 dakika bir, niye bakmadın videoya? Yani orada o kadar, bu kadar zor mu geliyor insanlara acaba? Ben yemek yerken falan genelde hep açıyorum ya. Ne derler? YouTube videosu falan bakıyorum ya, merak ettiğim bir şey varsa. Yemek yerken falan arada patlatıyorum. Niye bu kadar şey oluyor? Yatacağım mı? İyi hadi, iyi geceler o zaman. Görüşürüz. Yani bilmiyorum. Merak ettiğini, öğrenmek istediğim bir şey varsa. Yemek yerken çevir, tuvaletteyken çevir abi. Instagram'dan bağayanlara bakacağına. Aç şey izle. Genshin Impact'le alakalı video izle abi. Merak ettiğim bir şey varsa öğren yani. Bilmiyorum ya. Görüşürüz. Chat'te bayıldı ya herhalde. Burada da mesela şu elementler bak, görüyorsunuz elektrik, ateş, bir de buz elementi var. O üçünü açtığınız zaman bayağı iyi bir chest çıkıyor buradan da. Bayılmadım, Ebis'i de can sıkıyorum. Ödülü gördüm, yapıştım. Ne ödülü var ki? Bir ödülü yok ki Ebis'te. Hep gem veriyor, prim hocam veriyor. Başka bir çocuk yok. Genshin Impact bağlayan karakterim. O zaman var ya 1000 kişi izler videoyu, ben sana söyleyeyim. Thumbnail koy bakalım. Bakalım ya. Hayattayım, bedenim burada. Şurayı da açalım. Şeyi eksikleri halledelim. Buradan 2'ye gel, bas abi. 1'e dön. Topla. Topla topla. Aa, ne var burada? Mob mu kaldı? Vay vay vay, yukarıdan bize sıkıyor. Gel bakalım reis. Tak 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 tak. Bu 400 artifakta çok veriyor ilerledikçe. Veriyor de işte nedense şey sıkıntı. Doğru artifakta bulmak çok çok problem ya oyunda. Ama güzel olmuş yani, en azından çok çıldırtmadı sürece. Güzel olmuş. Farmlayacak şeyler var. Coaching Monofish çıkmış hesap. Var ya, rolamak mantıklı mı sence? Venti dilip olamadığım için içime sinmiyor. Yo. Coaching Mona çok güzel abi. Coaching Mona. Mona ile vuracaksın. Coaching ile direkt proklayacak falan. Valla çok tatlı account. Hem de hepsi waifu. Hiç gerek yok ya. Dilip Venti'ye. Valla elimde olsa değiştiririm yani o hesapla benimkini. Ya. Ben çok rahat oynardım yani. Coaching Mona bayağı iyi. Coaching Monofish ile şey yaparsın işte, durmadan şeyi proklatabilirsin. Ultiyi bayağı hızlı doldurursun. Zaten Kaching'in ultisi hızlı doluyor. Paso spamlersin. Ne bileyim, şey yapabilirsin. Ne diyeyim sana. Kaching Mona'yı koyarsın. İki tane ateş koyarsın yanına. Varsa yani. Ember ya da herhangi bir, hiç kullanmayacağın, öyle sadece %25 atak buff'ını almak için Kaching daha fazla vursun diye. Sadece Mona ile Kaching'i kullanırsın takımda. Yani olabilir. Çok çok varyasyonu açık bir combo. Mono zaten çok böyle base bir şey, bir karakter. Çok fazla birçok şey yapabileceğin, elemental combo yapabileceğin bir karakter. Güzeldir Mono. Hem bir de map'te çok hızlı ilerliyorsun. Çok çok iyi oluyor yani Mona'yla. Bakalım, beginner summon'ları atacağız bu account'a da inşallah. Bir Mona falan çıkar yani. Hiç sanmıyorum 5 star çıksın ama işte bakalım kaderi. Kaderini göreceğiz. Reroll falan yok. Dümdüz. Dümdüz göreceğiz bakalım nereye. Chest'leri böyle fazladan açarsak herhalde yeter. Aradaki 30 XP boşluğunu doldurmuşumdur diye umut ediyorum. Bakalım. Delikum var ama Shialing çıkmadı. Kat 3'ten bir kere açtım diye içime sinmiyor. Yani fark etmez abi. O kadar da önemli değil Shialing. Yani benimki işte şey bir tık daha fazla vuruyorsun, o kadar yani. Hani o gerek %100 gerek bir şey değil yani. Dilokum benim gözümde oyunun en güçlü kahramanı burada, ciddi DPS. Aynen Diluk harbiden çok çok güzel vuruyor. Hele Diluk'a var ya, iki tane Diluk falan çıksa of yani çok çok çılgın şeyleri var, constellation'ı var. Hele her karakterin öyle de Diluk'un da öyle. Mesela bana işte reroll atarken bu giveaway için İki tane şey account'u çıktı. İki tane Mona çıktı. Mona'nın şeyi de çok tatlıymış. Bayağı güzelmiş mesela. Gördüm oradan constellation'ı.
Constellation'ları 5 star karakterlerin bayağı bayağı iyi. Yani hani şey yapmayın, tavsiye ederim Constellation'ı şey oynamayın. Ne oluyor Deli Kuki? Hiç bakmadım vallahi da muhtemelen çılgın bir şeydir yani. Mona'nınki bayağı iyiydi. Deli Kuki de öyledir yani. %15 damage falan bir şey veriyordur yani. Barbara'yı son konusu çok iyi. Direkt Revival olan karakteri 5'te oynuyorum. He, bakmadım ya Barbara. Bende Barbara 3 tane var. 3 level 3 bendeki Barbara. Hiç bakma ihtiyacı hissetmedim yani. Kullanmıyorum Barbara'yı çünkü bana şu an healer'a pek ihtiyacım. Ben biraz şey tarzı oynuyorum. Hani boss beni kesmeden ben boss'u keseyim ya da moblar beni kesmeden ben mobları keseyim. Ondan sonra canımı doldururum zaten kafasıyla oynuyorum. O yüzden çok böyle healer falan kullanmıyorum da ileride muhtemelen Barbara'yı maxlamam gerekecek Abyss için falan. İki takım yapacağız ya, illa bir Barbara gerekecek yani. Bakalım inşallah ki takım yapacağımız zaman Abyss'te şey çok olmaz. İki tane healer gerekmez yani. Bir tane healer'la halledebiliriz o işi. Benim Barbaram son iki kalmış. Güzel güzel güzel. Eğer seviyorsanız abi o tarz hani böyle tank and spank tarzı oynamayı. Hani vurayım tanklasın. Ben ilk oyuna başladığımda o şekilde zannediyordum bu oyunu. Noelle falan oynuyordum. Sonra reroll atayım lan biraz dedim. Hani bir değişik karakter 5 starlar neymiş göreyim diye. Diluc'la oynamaya bir başladım. Dedim tanka manka gerek yok. Healer'a healer'a vur abi vur. Vur yani. Bendeki tüm karakterlere bakın. Diluc'un skill çarpanları yüksek. Diğer 5 yıldızlara bakmak lazım. Aynen ya, çünkü Diluc'un bir de avantajı 2 elli kılıç kullanıyor ya. O çok büyük bir avantaj ya. 2 elli kılıç kullanmasa. Yoksa Kaching de çok deli vuruyor. Harbi Kaching'in de güzel rakamlar çıkıyor Kaching'den de. Abi Seray sıfırlanıyor mu olarak? Sıfırlanıyor ama 8. kattan sonrası. Yani ondan önce sıfırlanmıyor. Eskiden sıfırlanıyormuş. Şeyde değiştirdiler. Beta'da değiştirdiler. O yüzden sıkıntı var. Ya direkt sıfırlanmıyor yani. Onu söyleyeyim. O ne insan var? O ne insan? Oyuna başladığımızda bu yoldan gitmemizin sebebi hemen Beginner'da 2 tane multimizi atalım. Nelerin geldiğini görelim. Ona göre takımımızı kuralım. İlerlemeye ikinci dungeon'a gideriz. O şekilde. Yani oyunda sadece Barbara var bedava. Aa, bir tane almamışım. Neyi almadım abi ben? Bir dakika. Hangisini almadım ya? Şuradakini aldım. Ha, bunları bir de gösterecektim, unuttum. Bak, işaretleyin arkadaşlar. Hangilerini aldığınızı, sonra kafanız karışmasın. Buradan çıktık. O şeyi mi almadık? Buradakini aldık. Buradakini de işaretleyelim aldık diye. Basalım abi işareti. Sonra kafanız karışmasın lan ben neyi aldım neyi almadım diye. Sıkıntı olmasın oynarken böyle işaretleyin. Bunu da aldık. Şu karşıdakini de almışız. Bunu da işaretleyelim abi. Bunu da işaretleyelim. Bas hemen. Buradakini de aldık. Hem bunları da işaretlemiş olalım tekrardan görelim. Neyi aldık neyi almadık. Noel'de heal basamıyor muydu? O da free sayılır. Yani de Noel'in heal'ı o kadar iyi değil ya. Öyle Abyss falan heal'layacak gibi bir healer değil Noel. Buradakini mi almadık? Buradakini de aldım diye biliyorum ama Allah Allah. Enteresan. Kaç şuradaki. Buradan da çıkalım. Reroll'da en çok Barbara Shialing çıktı zaten. Mailler var abi. Ha, buradakini almamışız. Tamamdır. Burayı da almış olduk. Basalım abi. Burada işe dikkat etmek lazım bazen çıkma. Buradakini de aldık. Burada böyle koşarken bunları böyle aldık. Bir de burada dungeon'ın yanında vardı. Onu da aldık. Şuna da işaretleyelim şöyle. Okey. Bir sıkıntı olmasın. En önemlisi bu abi. Sonra kafanız çalışıyor. İlk haritada kolay bu. Çünkü şey yapabiliyorsunuz. 65 tane hani ping mesela bu şey işaretlerden o haritada şey koyabiliyorsun. 65 tane
100 tane koyabiliyorsunuz. 100 tane koyabildiğiniz için bu haritada rahat oluyor. 65'i takip etmek kolay 100 tane. Fakat şeyde öyle olmuyor. Maalesef. Diğer haritada 131 tane de. Benim tavsiyem sadece beginner'dan 2 tane pullayın. Ben de öyle yapacağım şu an. Geri kalan materyalleri biriktirin. Reroll'dan en çok Barbara Sharon çıktı. Bir de ana karakter Mayla Barbara. yani Mayla atıyorlar Barbara'yı ya. Mecbur güzel oluyor yani çıkmayan insanlar için. Bayağı faydası oluyor. Şimdi buradan yeni başlayanlar için pre-register ödüllerini alalım. Tamamdır. Girelim abi şeymiş ekranına. 2 tane beginner atalım. 12 tane varmış. Bir defa atalım diyor. Sarıya dönmedi tabii ki. Noel mi sadece? Hı. Gelebilecek en kötü başlangıç geldi. Çok güzel. 4 tane var. Shop'a gel. Şuradan alın abi direkt bunu da. Ne kadar az primojem harcasanız o kadar iyidir yani. Atalım bir daha. Normalde yani 3 tane wish daha gelene kadar da bekleyebilirsiniz de. Ne çıktı abi? Barbara. Başlayabileceğim en kötü şekilde başlıyorum oyuna. Çok güzel. Ha 10 tane bundan var. Bunu da atın abi. Çünkü bu 10 taneyi başka bir yerde. Yani yeni gelen karakterde kullanabilirsiniz. İsterseniz sevilersiniz. Aslında mantıklı olan sevilemek. Ama o kadar kötü karakterler çıktı ki. Bir tane basayım bari. Belki elle kullanılacak bir şey çıkar yani. Fish çıktı 2 tane. Bir de Wolf çıktı. Ha güzel. Güzel. En azından bir şeyi ayarladık. Şimdi takımımızı kuralım abi. Gel parti setup'a. Buraya gel. Şimdi bunları bir sök. Ne yapalım? Lisa'yı kullanalım. Fish'i kullanalım. 2'de mi? 3'de ben koyuyorum genelde ana DPS'im. 1'de ana karakter kalsın. 2 Lisa, 3 Fish, 4'e Noel. Noel'i koymayalım. Barbara'yı koyabiliriz. Barbara kalsın aynen. Barbara'yı koyalım bari. En mantıklısı bu. Gelelim Fish'e. Consolation'ı açalım. Okey. Şimdi buradan artifact. Atak veren var mı? Bunlar veriyormuş tak abi. Bu ne veriyor? HP. Bu ne veriyor? Atak. Ha bunlar sabit zaten. Bunlarda atak veren var mı? Var. Burada atak okey. Buradan gelelim hemen ettiriyoruz. Ya level'la abi. Bas abi hepsini. 18. Bas. 19 olduk işte. Tamamdır. Weapon'a gel. Switch'te. Bu neymiş? AC ile ultisinin damage'ını arttıran buff. Bu diğer karakterlerde daha iyi oluyor. Bu karakterde o kadar iyi değil de. Olduğu kadar artık. Hemen maxlıyoruz. Başka. Buradan benim kullanacağım bir şey var mı? Yok. Neyse şunları da level'layalım da. Biraz. Bas abi. 5 level. Şuna gel. Bas abi biraz. Nereden bol bol çıkıyor o yüzden sıkıntı yok basın gitsin. 26 level 19 mu? Ha fiş bu şey. Barbara'ya gel. Bas hepsini Barbara'ya. Tamamdır. O bov da iyi bova. Fena bov değil de şey daha iyi. Bu o kadar iyi değil bu karaktere ya. Bu karaktere atak damage vuran bow var bir tane. O daha iyi giderdi yani. Burada gösteriyor mesela şey alabileceğiniz ödülleri. İşte Lisa gelecek, Kaya gelecek, Vipun gelecek, bu gelecek. Bunlar surt. Aç abi map'i. Buraya nasıl en yakın gideriz? Buradan gidebiliriz. Okey gidelim. Neden 19'da bıraktın hocam? Öyle şeyden bıraktım ya. Yavaş yavaş level gelsin diye. XP falan gelecek şimdi ya. Onlarla dolar orası diye. Bir de şey, gerçi Barbara verdi. İhtiyacım yok da. Diğer karakterleri falan ne? 20 derim, 20 diyeceğim yani hani. Şey değil. Bırakmayacağım full 19'da. Gidelim K'ya. K'ya'yı alalım. Koş abi, koş.
Burada E'ye basıp fişle yardıralım bakalım. Alın chest'leri. Chest'leri gördünüz mü? Hep açın mümkün mertebe. Bırakmayın, onların hepsi XP. Sıkıntı bu oruları toplamak olacak. Noel'le değiştir et, değiştir et. Barbara yerine Noel'i mi koysam ya? Daha rahat olur. Herhalde daha mantıklı öyle. Başlarda heal'a ihtiyacım yok zaten ya. Ona %40 veren seri saldırı güçüne güzel. Aynen. O tarz şeyler bayağı bir tık daha iyi olur. İşe. Bu bow o kadar iyi değil de idare edeceğiz artık. Chest var mı burada? Yok, öyle boş boş duruyorlar. Tamamdır, iyi geceler, görüşürüz. Mesela karakterin level'ı max'ta görev. Ben sağdan soldan gerekli XP'ler çöpe gidiyor. Aynen çöpe gidiyor. Ya çok önemli değil, her türlü her şeyi maxlıyorsun zaten, problem değil ya. Hani o şey yapma, kafana takma yani. Bayağı bir şey geliyor. Bayağı bir kitap geliyor. Chest'lerden falan çıkıyor yani. Aynen, saldırı hızıyla şey veren daha çok iş yapar. Damage olarak, hani bu hasar karakteri olarak kullanıyorsan kişi daha iyi olur. Barbara yerine Noel'i koyacağım ya, vazgeçtim. Etraftaki oruları toplarken Barbara'yı çıkartak çok uğraştırır yani. Noel'le direkt hallolur. Vura vura toplarsınız yani. Bu da zaten K'ye kendi temizliyor her şeyi. Okey. Bir tane bir elektrik karakteri bir şey çıkaydı iyi olacaktı da hiçbir cacık çıkmadı. Early Road'dan açtığımız ilk indirimli kutular Legendary çıkabiliyor mu? Venti. Evet. Venti çıkamıyor, hayır. Şey diyorsan eğer neydi onun adı? Neydi ya? Beginner indirimli diyorsan Beginner'dan Venti çıkamıyor, diğerlerin hepsi çıkabiliyor. Beginner'da diğer 5 starların hepsi var, Venti yok sadece. Overload sadece ateşle şeyde oluyor, elektrikte oluyor. Rüzgarla swirl diye bir şey oluyor, yani yayıyor rüzgarı, o tarz bir damage oluyor yani. Ateşin falan diye vurduğu hasarı arttırıyor. Rüzgarın her elementli şeyi aynı. Kombosu aynı. Aynen. Reis gidecek şimdi. Osaki. Ben 15 level acaba çok mu dedim? Adventure level 10'a kadar mı kasacağım deseydin ya. 15 bir tık uzun oldu sanki ya. 10'a kadar kasayım, beğenirse onu 10-15 yapayım. Sanki şey oldu yani. 15 bir tık çok oldu. Bir bakalım, bir 10 alayım da. Çok çok uzun olacak video o zaman ya. Kaç saat sürecek acaba 15 olmak
仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。Aynen aynen. 15 sanki bir tık fazla oldu. Hani direkt ilk oyunu yayına başladığımda yapsaydım daha hani rahat olurdu da. Bilmiyorum, bakalım. Aynen, birazdan yenilenecek işte. Aa, yarım saati kaldı. bakalım bakalım. Adventure level 10. Okay. Adventure level 15. Okay. Okay. Burada nerede var şimdi? Şurayı açalım hemen, yakına kadar gelmişiz. Koş babacım, koş. Chest'i açayım. Peşiniz atakları Ember'dan güçten tıkladığını bakamıyorsunuz. Hem daha güçlü hem de iki tane fiş çıktı ya, Constellation'ı. Şu var, yanımdaki o çıkardığı karga var ya, normal ataklarımla da çalışıyor yani. Bakayım şimdi, Talons bu. Ah, bu şekilde. %41 bilmem ne falan filan, bunun neymiş? %30 bak. 30'dan başlıyor bununki, daha hafiften azdan başlıyor. Daha fazla normal yani. Yaparsın yaparsın, ben de merak ediyorum ne kadar dolanıyor. R24 hesaplar yaratıyor diye. Bakalım bakalım. Bildiğimiz kadar gidelim. Ha, burada yıldız varmış mesela, alalım hemen onu abi. Haydi. Nerede yıldız? Ha, şu tepesindeydi. Al abi yıldızı. Açın map'i, hemen işaretleyin abi aldığınıza dair. Ah. Aşağıdakini keseriz sonra, acelesi yok. Fişin Japonca dublajı sanki bayağı iyi ya. Aynen aynen, fena değil, güzel. Japonca dublaj genelde her oyunda iyi zaten. Güzel oluyor. Şimdi J'ye basalım. Chaos Trouble. Aa, bu quest var. Okey. Şey yapmamız lazım, dur. Welcome to Adventure Squid muhabbetini halletmem lazım. Yürü. Eyvallah eyvallah, görüşürüz görüşürüz. Allah. Buradan hemen bu quest'i yapalım. Fisherman Toast. Tamam abi tamam, bir salacaksın mı? Alacağım sana yemeği. A quest complete mi diyor direkt? Al şu Fisherman Toast. Burada şey var. Tamam abi, biliyoruz. Tamam. Handbook'u bu veriyor işte. F1 böyle açılıyor arkadaşlar. Soranlar oldu ne zaman açılıyor diye bu ablayla konuştuğunuzda direkt açılıyor. Şimdi bu abiden de quest'i alalım. Hoş geldin. Okey, okey. Evet, bilgisayarda oynayabiliyorsun oyunu bedava. Direkt oynayabiliyorsun. Şimdi F1'den ne al abi hepsini. Okey. 8 olduk. Line Blossom'lar 8'de açıldı işte.
Hemen ilk işimiz bunları kesmek olacak. Burada mıymış? Tamam, koşarız oraya. Başka neye bakacaktık bir de? Burayı al abi. Geç chapter 2'ye. Topla 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 topla. Ne lazım? Chest touch, Syromage, Cook dish. Okey. Okey. Steam'de yok. Oyunun adı Genshin Impact. Onu indirip şey yaparsan, sitesinden indirirsen, direkt Google'a yazdığın zaman ilk çıkan şey. İlk çıkan siteden indirebiliyorsun. Gerek yok hiç. Buradan or toplamamızı istiyor. Hemen Noel'i sokalım abi. Zaten değiştirecektim. Şeyi çıkartacaktım. Bu ilk setup. Barbara nerede? Çık abi Barbara. Koy. Uğraştıracak yoksa. Böyle bam bam. Noel'le direkt vura vura kesersiniz. Al abi, al 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 al. Al topla. Gel buraya. Al abi. Okey. Quest tamam. Şimdi diğer tarafa koşalım hemen. Şunu diğer tarafta burayı açıp bunu halledelim. Staminayı harcamak ilk başta çok önemli. Hemen staminayı harcamaya başlayalım. Daily questler kaçta geliyordu? 10'da galiba ya. Daily questleri açarsak güzel olur. Daily questlerden bayağı şey geliyor çünkü. Adventure XP. Koş abi. Koş 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 koş. Koş koş. Harita kapalıyken buradaki yıldızları bile göremiyorsunuz ya vallahi. Sıkıntı. Şuradaki şeyi açalım. Waypointleri falan açmak da çok önemli. 50 Adventure XP geliyor. Koş abicim. Koş. Buradan şimdi ne kadar kaldı? Az kaldı. Önce haritayı açalım da. Ha, orada şeyi keseceğiz değil mi? Bir de keseriz ya, bir şey değil. Burada yolda görürseniz malzemeleri toplayın ki şey gelsin. Selam hocam, bana dülük ve 2 level fiş çıktı. Healer olarak Barbara May. Yeterli yeterli yeterli, hiç gerek yok. Fiş 2 level'da bayağı iyi oluyor. Güzel, güzel de şey var. Vuruyor bayağı yani. Dülük fiş kullanırsın. Bir de işte bedava karakter Ember'ı koyarsın. %15 atak, %25 atak buff'ı gelir. Güzel olur bayağı. Hem bunları da keselim. Açalım chest'leri. Chest açmamız lazım bol bol. Gelelim buradaki şeyi kesmemiz lazım şimdi, zımbırtıyı. Etrafındaki şeyleri koruyor, onu kesersek. Aynen bu lavuk. Bas Noel'le. Gel bakalım. Hoş geldin. Ha, öldü mü? Ölmüş. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Patlat abi. Oh güzel. Oyun mobil dışında bir yerde. Evet, telefonu oluyor, bilgisayarı oluyor. Bir de PlayStation 4'ü oluyor. Bir 6 tane mi lazımmış? Okey. Gidelim hemen. Leyline Star'ı yapalım. Koş 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 koş. G'ye basalım. Şunları hemen de kapatalım. Bir tane şöyle şey olsaydı. Gerçi burada mesela demo daha çok vurmak için hatta niye ben öyle yapmıyorum? Kapat abi şunu. Aç şuradan quick setup. Ana karakteri çıkar, K'ye'yi koy. Evet, oradan gel. K'ye'yi level'la.
12. Okey. Silah. Değiştir 3 level. Atak crit damage atak. Okey eyvallah. Sitesine giremedim ya bir türlü. Valla biraz problem oluyor bazılarında ama genelde girebiliyorsun yani. Çok sıkıntı olmuyor yani. Hoş geldin, hoş geldin. Nerede? Ha burada. Kestik abi. Topla, 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 topla. Nerede çıktı bir sonraki? Burada. Hemen teleport olalım, bir daha keselim. Stamina'yı hemen sıfırlamak önemli. Bu early level'da zaten başka bir şey harcayamazsınız stamina'yı. Hızlı hızlı harcayın, sonra dolar. Bastık G'yi. Üstelik bu oyun için Path of Exile'ın 3. boyutlusu gibi denedim. Valla pek denilemez ya. Şey gibi düşün işte. Witcher 3 ya da Zelda gibi düşün. Onu co-op oynuyormuş gibi biraz. Oyun. Onun bossları falan arkadaşlarımla co-op kestiğim versiyonu. Çok böyle şey değil. Path of Exile gibi değil yani. Diablo tarzı değil. Ki elektrik kullandığım için görüyorsunuz ulti bir tık daha hızlı doluyor. O yüzden takım kurma videosunu da izlerseniz gerekenler varsa hani ne şekilde neyle ne bonus yapıyor görürsünüz yani. Şimdi nerede çıktı? Dağda ileride çıktı. Oradan hemen şeyi de açarız. Waypoint'i de açarız. Bazı tarayıcılar bilmiyorum ya. Ben bu Firefox kullanıyorum yıllardır, bir sıkıntı yaşamadım yani. Bir chest varmış, açalım onu da. Çünkü 30 tane falan chest açmanız lazım chapter questleri için. Yaratıklar item alın, item atıyor. Atıyor, 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 atıyor. Koş abi. Oh, az daha düşüyorduk ha. Bunu da öldürdük. Açardılar. Nerede çıktı? Önce şuradaki waypoint'i açalım buraya kadar gelmişken. Sonra oradan gideriz. BDO 40 falan da bunu da kaç alırım acaba? Bilmiyorum ki valla. BDO ben çok oynamadım da. Deneyebilirsin yani. Bedava oyun zaten. İndir bak. Beğenirsen oynarsın. Oynaması bayağı zevkli bir oyun. 7 tane element var. Onları kombolayarak fight yapıyorsun. Bayağı zevkli, tavsiye ederim. Bizim Discord'da bayağı oynayan var. Benim YouTube'a bakabilirsin. Bayağı bir şey var YouTube'da. Video var. Nasıl oynanacağı, neler yapacağına dair. Güzel olur yani.
Oo, ezan. Bir saniye camı kapatayım. Gel abi yardır. Koş koş koş. Ne çıktı? Niye ölmedi bu? Aa, bu mu çıktı? Gel bakalım. Bayağı zamanımızı iyice kesmek ya. Ateş olunca bu bayağı rahat oluyor, ateşsiz. Biraz sıkıntı da keseriz herhalde. Yardır abi, öldü. Yok abi, hiçbir sıkıntı yaşamasın bunda. Butlu abi, her şey lazım. Kaç stamina harcadık şimdiye kadar? Bakalım hemen. Bak hedeflere. Staminamız var mı? 40 kalmış. 2 kere daha kesebiliyoruz. Gidelim hemen. Nerede? Arkamızda. Hatta bak mesela canınız azaldıysa burada buraya teleport olun. Usta ben tüm yarın gelirim. Yine geceler. Eyvallah eyvallah. İyi geceler. İyi geceler. Buraya gelirsek hemen burada. Şuradan açalım şeyi. Statüleri böyle %100'e çekin. Hemen fullesin canınızı. Otomatik bundan sonra yanına geldiğinizde fulluyor. Buradan böyle aç bunu da geç. Koş abi koş. Bulasam şeyleri yapman gereken getirseyim. Tabi tabi tabi, staminanı her zaman harcayacaksın. Şey veriyor, Adventure XP veriyor. Staminanı, bu stayı resini harcarsan o ay şeyini. 120 stamina diyelim artık, resin diyeyim. 20'ye şey geliyor. Abi yukarıda mı ya? 100 Adventure XP geliyor. O yüzden mümkün mertebe harcamak lazım. En mantıklısı o. Koş buradan. Daha hızlı gideriz herhalde. Oyuna çıkarken oyundan hep böyle sıfırda olsun o yani. Bir tane 8 dakikada bir tane geliyor işte. O yüzden mümkün mertebe oyundan çıkmadan bitirebilirsen güzel olur bayağı. Koş abi, koş 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 koş. Açıl. Kes abi. Ölmedin bu hala ya. Bu da gitti. Toplu abi, ver resmi. Bir tane kaldı. Onlar da çıktı. Burada hemen yakında onu da keselim. Sonra bitiyor. Başka opsiyon yok çünkü early level'da. Harcayacak bunları böyle patır patır bunları harcamak en mantıklısı. İleride işte şeyler falan çıkıyor. Zindanlar, efendime söyleyeyim. Elemental boss'lar falan çıkıyor. 15 level'da karakteri essential etmek için. Onları harcarsanız tabi resini bir tık daha iyi olur da şimdi onları harcayabilirsiniz ilk oyuna başladığınızda. Hem size güzel Adventure XP verir. Hem de ilerleyebilirsiniz. Hesabım. Dünyanın en kötü rollerini attım ya, var ya. Normalde dediğim gibi şeyi biriktirebilirsiniz de yeni gelecek karakterler için zımbırtıları da artık
Yapacak bir şey yok yani. 1, 2, 5, 4 star çıksaydı yani dünyanın en kötü rolünü attım ya. Öl abi, öl 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 öl. Güzel, bu da gitti. Bastık. Şimdi Advanced'e level 9 olduk gördüğünüz gibi. Staminam da bitmiştir. Bakalım hemen Efe'ye. Bak, staminamız bitmiş. İkinci önemli şey burayı halletmek. Ne istiyor benden? Bir tane mage kes diyor. Keselim hemen mage'i. Burada varmış. Okey, hemen buraya teleport alalım. Demin yanındaydık zaten. Keselim onu. O suyun içindeydi değil mi? Aynen. O şeyi kaldırayım da şuradan map'ten kafa karıştırması. Şunu kaldır abi. Hemen o mage'i keselim. Ondan sonra 5 tane yemek yaptık mı oradan da alacağız. Hızlıdan onulacağız. Ondan sonrası bakalım. Onulduğumuz için ana quest açılacak. Ana quest'i yapacağız falan. Ana quest'i de bitirdik mi bir ilerlemiş oluruz. Güzel. Bir derece bakalım. Göreceğiz. Ne kadar ilerlemiş olacağız. Ya suyun içinde olunca böyle oluyor işte. Çık 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 çık. Neyse, bu vurmuyor zaten ya, değiştir. Çak şunu. Öldü mü, öldü. Aldık içimi, da şunu da açalım, pat pat. Pat pat pat. Berserker Goblet geldi. Atak veren bir şey geldi mi buraya? Yok. Burada, burada değil, burada. Enerjiler içeriz, Ameno Damage. Atak buna geç. Burada var mı? Yok, geç, kapat, tamamdır. Şimdi nereye gidelim? Şu aşağıya gidip şurayı açabiliriz. Koşalım 2 saniye, orayı açalım. Hiçten başkası 0 damage. Aynen aynen. Ya şey yok yani, normalde bu kadar kötü başlayan olmaz herhalde oyuna yani. Bilmiyorum ya, bu kadar kötü başlarsanız reroll atın bu arada yani. Reroll atmak istemiyorum falan, öyle bir dünya yok abi. En azından 3-4 tane çeşit 4 star'ınız olsun, bir takım olsun elinizde yani. Ben şimdiden dümdüz oynayacağım diye başlıyorum, başladım da videoyu izleyen arkadaşlar bu şekilde başlamasın yani. Ben böyle bir rezillik görmedim ya. Şeyi kovalayın yani. En azından çeşit çeşit 4 starlar. Ne bileyim, şu DPS yapacak karakterler olsun takımımızda. Combo bile yapamıyorum doğru dürüst. KA'yı kullanmam lazım ya. Rezilliğe bak. Vallahi ya yani. Yani fiş zaten şey, ventibenerine multi atarsanız garanti gelir yani. Şimdi burayı da hallettik. Şimdi bize ne lazım? Şuraya git abi. Teleport ol hemen. KA bende 3 yani işte. Yok yani, elektrikte kombolayacak başka bir şey yok. Xiaoling falan çıksa hani E'sini atabilsem, Fish'le hani E atayım falan filan, hani sonra Xiaoling'le DPS yapayım. Yok yok yani, çıkmadı hiçbir şey, ne yapayım? Tırt. O abla ne veriyor bize şimdi? Bu level'da 10 olduk. Ha, 10'da şey geliyordu. 10 olmadık mı? Olmamışız. Ha, şeyi halledeceğiz. Okey. Gel, iron chunk'ları aldık. Allah Allah. Yap hadi bir tane. Tamam, bunu sonra alırız ya. Çek çek çek, tamam, çek 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 çek. Çık reis, çık. Bunu bitirdik. Şimdi yapmamız gereken bir sonraki şey, direkt buradaki yemekçi ablaya koşuyoruz. Gel buraya abi, 5 tane yemek yapmam lazım. Varmış malzeme. Ben 5 tane yapın abi. 1 4 tane yeter. Oyunun başında bir tane yaptık zaten. Gördüğünüz gibi bunların da 3'ü de bitti. Diğer dikkat etmeniz gereken bir sonraki şey de bu. Aç abi chapter 3'ü. Ver, ne var? Ruin Guard, Chest aç. Process Intelligence diyor. Hemen aç abi burada. Şundan patlat. Cook, patlat. Cook, patlat.
Başka ne varmış F1'de? Experience. Al abi, tamam oldu bak. Chest açacağız, Blacksmith'te Forge'la. Onu da Forge. Onu Forge'layacağız. Aynen 20 level yap. Hemen onları hallet. Bir de Enhance, Artifact. Bunlar en önemlisi. En hızlı bu şekilde atlıyorsunuz abi. Adventure XP chapter'lardan bayağı geliyor. En hızlı şekilde bu şekilde atlayabilirsin. Artifact nerede? Burada işe yarar bir artifact var mı? Bu ne? Max HP, bu da çöp. İşe yarar bir artifact yok mu abi? Atak veri, yüzde atak veri. Yüzde atak her zaman daha iyidir. Switch ile bas. Bas abi, 4 level yap şunu. Bas. 2'ye seç, bas. 2. Var mı da? Var, bas. Bas. 4 level oldu. Bas abi F1'e. Tak tak. Başka ne var hızlı yapabileceğimiz? Blacksmith'i yapacağız. Ruin Guard. Bu da buradaymış. O bir tık size early'de zorlayabilir de hallederiz onu da. O da bicecik değil. Onu da keseriz. O etrafında üstünden atlaman lazım. Etrafta vardır böyle çıkabileceğin, tırmanabileceğin bir şey. Onun üstünden şey yapacaksın. Çıkarsan hallolur o iş. O quest oldu mu? Oldu bak, gördüğünüz gibi. Bir tane şık çıkırık şey yapsanız oluyor. Bu da bitti. Chest'le şey kaldı. 15 tane chest'le şurayı yapmam lazım. Burayı yaparız abi. Önce gidelim Chaos Travel. Onu halledelim. J'ye basalım. Ne varmış? Chaos Travel var. Glide with the Wind. Glide with the Wind'i yapalım. Çünkü Chaos Travel'ı komple yapamıyorsun. Şey oluyor senden. Ne derler? O şeyin quest'ini halletmen gerekebiliyor önce. Camı açtım tekrar sıcak diye. Ember'ın quest'ini istiyor önce yapmanı. Hemen Ember'ın quest'ini yapalım. Bu biraz zaman yiyor, biraz üzücü ama yapacak bir şey yok. Yapmak lazım. Çıksın aradan. Barbara, Ember, Bennett ve Chongyun nasıl abi? Şey yok mu? 5 star yok mu sende? Fiş de yok. Sadece bunlar mı var? Başka karakter yok mu ya? Okey çıktı bu. O ne? Yani başka karakter yoksa hani... Ha. Eşter yok, fiş yok. Şey yapabilirsin ya. Keyya'yı kullanabilirsin Barbara yerine. Eşter yay mı çıktı? Sıkıntıymış. Keşke Ventin olsaydı var ya, çok tatlı olurdu ya. İki tane şeyin olur, buzun olur. İki tane ateşin olur en azından. Bennett'le E'ye atarsın. Chongyun'le E'ye atar vurursun yani. En azından kritler daha çok hasar verirsin diye düşünüyorum yani. Barbara'ya çok ihtiyacın yoktur zaten. 50 bir yere kadar. Şey yapmadıysan, hani çok ilerlemediysen reroll atabilirsin biraz. Çeşitli karakterler için. Star ama şey de olabilir işte, bir şey falan çıksa, fiş miş çıksa, iki tane fiş çıksa, AR20 mi? Valla oynamak istiyorsan oyna o şekilde ya, ama işte biraz dediğim gibi sen de şanssızmışsın. Biraz zor yani, anladın? Zorlana zorlana oynarsın biraz ama olur yani her şekil. Bennett'le şey ya, Barbara'yı çıkar şeyi koy. Bu heal'ı boş ver. Heal'ı boş ver yani. Aynen, Adventure Level 20 bir günde kasarsın, daha gerek yok yani, yavaş yavaş. Zevk almak istiyorsan oyundan. Zorlama kendini yani. Fiş iki tane lazım ya. Bir tane fişle o kadar kullanamazsın. İki fiş o Constellation'ı açtığın zaman güzel olur yani. Bu ne? Ya yürü git abi. Nerede, nereye gitti bu Ember? Ha, buradaydı. Şeyler vakit alıyor, cutscene'ler. Koş abi, koş koş koş.
Chest var mıydı orada görmedik de neyse inşallah yoktur. Bir de cutscene'leri geçme geceyi. Benim tahminim gelir. Pre-registration kalkar ödülleri. Pre-registration ödülleri kalktığı için şey olur. Bir tık daha rahatlar yani oyun. Reroll'a düşer. Reroll muhabbetine bence şu an cutscene'leri geçme opsiyonu yok. İnsanlara zorla izlettiriyorlar hani hızlı hızlı cart curt kasmasınlar diye. Şey olduğu zaman muhtemelen halledecekler o işi. Birbirinden sonra gelecek diye umut ediyorum yani. Benim düşüncem o yönde de bakalım göreceğiz. Gelmeyebilir. Yeni gelmesi lazım. Ya bakalım bakalım yani. Rate'ler çok düşük ya. Şanslar çok düşük. 90 multi çok fazla yani. 90 multi atacak kadar. Oyun sana bir ayda 90 multi atacak kadar malzeme vermiyor. 2 ayda bile vermiyor. 9 ayda veriyor şu an. Ayda bir tane 10'lu pullayacak kadar veriyor yani multi dediğim. O yüzden sıkıntı bakalım. Bir şekilde hallolacak ya. Düzeltecekler. Ben developerlara güvenip tam ya. Oyunu zehir etmeyecekler yani diye düşünüyorum insanlara. Bir şekilde ayarlarlar. Support olarak Xingqiu, Barbara. Bir dakika dur bakıyorum abi. Şurayı halledeyim. Şuradan şöyle. Aldık mı onu? Support olarak Xingqiu, Barbara, Noel hangisi seçersen. Diğer karakterlerin de takımın ne ona göre bakayım ben. Yani neye support olarak istiyorsun onları? Gördüğünüz gibi 1 saat 16 dakika sürdü Adventure Level 10 olma. Daha da hızlı olurdu aslında da işte biraz aksattıklar falan oldu. Bakalım 15 level ne kadar da olacağız. Yok ulan, ha aynen 1 saat 16 dakikaymış. Bir an stream'e yayına baktım da dedim amma uzun sürmüş. Biraz da fan servisi gösterelim böyle. Bu tarz şeylerle işte oyunu biraz daha oynama şeyiniz olur inşallah. Gelir yani oynama aşkınız. Ventrazer Coaching. Ventrazer Coaching'e. Xingqiu. Barbara Noir. Ventrazer Coaching. Valla çok fark etmiyor opsiyonlarda. Xiaoling olsaydı E atardın çok güzel olurdu. Ateşle de Overload falan proklardın da. Şeyde çok fark etmez şu anki setup'ta yani hangisini kullandın. Xingqiu daha iyi olur gerçi. Xingqiu ile E atarsın. Xingqiu aynen Xingqiu bayağı iyi olur. Xingqiu. Xiaoling var da Ascension 2 level. Xingqiu bayağı iyi olur bak. Xingqiu da iyi olur şeyde. Xiaoling de iyi olur. İkisinin de E'si bayağı iyi. Xingqiu'nun E'si su veriyor. Xiaoling'in E'si ateş veriyor. Ateş elektrik kombosu bir tık daha vurur. Su elektrik kombosu dot gibi böyle yavaş yavaş vuruyor. Hani böyle bir anda hızlı hızlı kesmek istiyorsan şey daha iyi olur. Xiaoling daha iyi olur. Senin bileceğin işte bir de Chongyun mu Beidou mu? Diğer karakterlerin ne? Ha senin takımda ne vardı? Sende 2 elektrik vardı değil mi? Ya Chongyun'u daha çok öneriyorlar ya. Daha çok seviyorlar Chongyun'u. Ya işte oynaması çok zevkli oyun. İnsanlar onu şey yapamıyorsun, idrak edemiyorsun. Yayına birçok adam geliyor. Herkes aynı şeyi soruyor. Amacı ne? Amacı ne? Ama ya oyun amacı eğlenmek abi. Hani oynayınca anlıyorsun anca. Oynaması çok zevkli oyun yani. Aa bu cümle çok güzel oldu lan. Erkek Chase'in kim dağıtıkladı? Erkek ya. Aynen buzlaması çok iyi. Chongyun iyi bayağı yani. Chongyun güzel karakter. Bu elemental kombolar, değişik elementler. Her türlü oynayabiliyorsun oyunu. Onlar bayağı insanın hoşuna gidiyor yani. Bakın buradaki waypoint'i açmam ne kadar işe yaradı. Ne kadar zaman kazandırdı bize. Oyunun grafikleri o zaman mevcut ulaşan bile. Aynen. Alıyorsun abi zaten. Koşturuyorsun oradan oraya onu bunu yapıyorsun. Zevkli bayağı yani. Benim kaçıncı oynayışım bu baştan var ya. Çin server'ını da kaç defa oynadım hiç. Her şey olmuyor. Sıkılmıyorsun yani. Bir daha abi Sadakat'taki
5 star hale geçelim. Geçerli geçerli, niye olmasın? Sadakat boyundaki 5 star. Ben ona bir şey yazdıysam şey yaparım yani, hallederim. Merak etme. Sen 5 star hesap mı istiyorsun Povalinç'e? Oynayacak mı ki baştan? Oynayacaksan baştan 5 star hesap istiyorsan sana ayarlamaya çalışalım ya. Dur dur. Ben sana yarın bakayım o işe. Modlara sorayım, varsa ellerinde account. Bir look lazım. Ha, direkt öyle şey sipariş almıyoruz da yani 5 star ne varsa veriyoruz. Jean vardı bir tane, Mona vardı galiba. Mona account'u bayağı iyi de Mona Chongyun kombosu var. Hani öyle direkt look lazım, öyle bir şey yok yani. Ya abi, İşte böyle ateş olmayınca bu kalkanlar biraz uğraştırıyor. Venti, Mona, Amino Fish yapsam, 5 Star Sword Anemona versem nasıl olur sence? Venti, Mona... Ah, Anemo kim ya? Anemo Fish. Hoş geldin. Anemo kim abi? Ha, ana karakter. Ana karakter güzel, fena değil, vuruyor da şey yapamaz yani. Yani taşıyamaz seni, onu söyleyeyim mi? Biraz daha supportumsu olur yani ana karakter. İşine işe yarıyor. Hiçbir işe yaramıyor ya. An itibariyle hiçbir işe yaramıyor yani. Onu gören bosslar var işte, o Ley Lines'lar vardı ya stamina veren. Onlar XP veriyor da bir cacığa yaramıyor şu an. John video çekiyor. Dilersen beraber girelim, bossları gösterelim. Yok, gösterdik bossları ya. Hallettik onları. Şimdi başka bir video çekiyorum da onunla uğraşıyorum. 1'den 15'e kadar yeni başlayanlara yardım videosu. Boss işini hallettik ya. Sabahtan beri dünya kadar kestik yani. Bayağı. John video çekiyor diyor. Ha aynen. Oh, beterin beteri varmış adam, ağrıya 37 olmuş ya, ey maşallah. Ben ilk gün oynamadım ama ya, reroll attık bütün gün. De yani, gene de yetişir miydim bilmiyorum Adventure Level 37'ye. Abi. Bütün tabir ve birimlerin. Oğlum o bayağı İngilizce çeviri yapmamı istiyorsun benden yani. Hani direkt şeyin varsa, sorun varsa yardımcı olayım da o şekil. Aa, şey var mesela, artifact videosu var. Benim onu izlediysen orada zaten böyle en çok bilinmeyen şeyleri, basit olmayan şey, ne bileyim elemental burst, elemental skill vesaire. O tarz şeyleri artifak kaydında tek tek anlattım. Yok efendim, enerji recharge ne işe yarıyor? Elemental mastery ne işe yarıyor? Hani onları anlattım ya. Onun dışında attack, defense, HP, onları zaten 3 aşağı 5 yukarı 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuzdur yani. Can işte şey, attack zaten vuruyor falan. Yeni paket pek bir şey, ne bu yani. Evet. Aşırı loot kasacaksan 4 lira açıyor. Ne bu? Ne bu? Ya yok ya, hani ben oyun çıktığında anladım ya, Adventure Level rushlamanın falan çok bir şey olmayacağını. Burada işte yeni başlayanlarla vesaire vesaire oynayalım diye şey yaptık. Aa, burada chest var. Şurada. Ah.
İşler de tamam. Star Grid'dir ve Star Dost'ta sürekli wish malzemesi mi alayım? Yoksa önemli o zaman. Yok yok, wish'leri alayım. Aylıkları alabilirsen güzel olur yani. Güzel oluyor. O işleri hallet. Cross Abyss'i de fena değil, böyle milleti itmeye yarıyor da başka çok şeyleri yüksek değil ya. Ne diyeyim sana? Çok iyi damage'ı yokken damage olarak kullanmak istiyorsan o kadar iyi değil yani. Abi araya 15'e temizlik saati. Bakalım ya, bakalım yani. Ne kadar gideceğiz göreceğiz. Diğer şeyler çok pahalı, hani Star Glitter'da Stardust'ı kullanmaya kalksan da diğer şeyler değecek gibi değil, hepsini farmlayabiliyorsun zaten. O yüzden hani alabilirsen, özellikle o Intervented Fate var ya, yeni karakterler için kullanılan, onları almaya çalış yani. İyi olur. Kaç hala? Şu 60 ya. Şu an 60. Level artifakları basıyorum, saklayayım yoksa. Bas ya, bas. Saklayacak bir şey yok. İşine yaramıyorsa bas gitsin. 1-2'leri basmak daha şey oluyor da, işine yaramayanları bas yani hiç. Daha çok para harcıyor yani, biraz para sıkıntısı çekersin de. Daha çok para gidiyor da. Hani daha oyunun boyu kaçı level'sın bilmiyorum oyunda da, hani artifaklar çok önemli değil oyunun başında yani. Şey yapma yani, bu quest için 4 level yapman gerekiyor artifaklara. 4 level yapsan yetiyor yani. Hani çok böyle hardcore şeye gerek yok artifakta. Eyvallah, sağ olasın. Hoş geldin. Rol atsana. Buradan yıldız alalım bakalım. Nerede yıldız? Lan. Bunun üstünde miydi? Aynen. Ana karakter lazım. Aa. Kurt sende de respawn oldu mu? Olmuştur ya, ama eğer ya gene unuttuk basmayı. Kurtu direkt keseceksen kesme ya. Şeye kadar bekle, haftaya kadar bekle. Maksimum world level olduğunda kes. World level seviyene göre
drop şansı artıyor kurttan. Direkt şey yapma yani, cart diye kesme. Buradakini de aldık arkadaşlar, bu işareti çakalım. Okay, quest burada. Eyvallah, hoş geldin. İyi oyunlar ya, şey, iyi geceler, iyi sabahlar, hadi görüşürüz. A2 seviyeyim, tamam. Şey yap yani, hani world level ne kadar yüksek olursa o kadar iyi şey düşer, drop düşer. O yüzden mümkün mertebe world level'ını arttırmaya çalış. Daha bir hafta var. Ondan sonra kesersin. Gerek yok şimdi kesmeye yani. Kurtlar da spawn oluyor abi, quest mi? Adventure level 21 olduğunda çıkıyor kurt. O zaman kesiyorsun. Seni ana quest götürüyor zaten oraya. Bir defa Razor'ı falan veriyorlar sana, onunla beraber kesiyorsun. Ondan sonra o şekilde hallediyorsun yani. Tamamdır. Attı. 5 yıldız gladyatör attı, iyi oldu. Eyvallah, görüşürüz. O 5 star karakter mi? Karakter fark ediyor tabi, daha rahat şey oluyorsun. Hani mona çıkarsam hep hareket ediyorsun, deluxe çıkarsa daha hızlı kesiyorsun vesaire vesaire. Rahat oluyor yani. Şeydi. HP veren kafalıktı. Sırf bende iki, bir tane daha gladyatör var, %18 şey geliyor diye, atak geliyor diye şey verdim. Venti'ye verdim. Gördüğünüz gibi 10 level silah geldi. Verelim bunu K'ye. Enhanced'ı 2 level boss. Max'la. Tamamdır. Şimdi buradan sonra K'ye yatırabilir. Şey açamadım hala commission'ları ya. Açamamış. Şimdi dikkat etmemiz gerekenler. Bu ikisini yapacağız. Buradan gelecek. Ondan sonra stamina boşta. Yıldız toplama var. Valla 15'e kadar gitmeyecek bu ya. Ben sana söyleyeyim. Çok yanlış saatte başladık, sabah oldu. 1,5 saat. Şey olursa ben şöyle yapayım. 1 saatte gördünüz, 1 saat 16 dakikada o Adventure Level 10 olduk. Eğer devam etmemi isterlerse Adventure Level 15'e kadar devam ederim. Yeterince talep gelirse bu videoya. Ondan sonra 15'te 20 yaparız, o şekilde devam eder. Böyle ama base olarak oyun oynama şekliniz bu şekilde abi. Şuradan mesela 15'e devam ederken yapacağım şeyler bu quest'i, bu quest'i yapacağım. Bunları bitiririm. Ondan sonra burada atlatabildiğim kadar burayı atlatırım bir tık daha. Stamina dolduğu için stamina'yı yaparım. Daily'ler açılır, daily'yi yaparım. Bundan sonra şuralar açılacak mesela. Nerede? Mesela bak burası açılmış, gördünüz mü? Rank 12'de gelecek. 200 Adventure XP veriyor. Öyle dungeon'lara bak, burası var mesela. 18'de açılıyor, 400 veriyor. İlk defa temizleme ödülü. Burası var 21'de açılıyor, 500 veriyor. Burası var 15'de açılıyor, 300 veriyor. Bunlar domain zaten. Hani bunları böyle tık 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 halledip buradan böyle işte geçip haritayı açıp buraları açabilirsiniz. Basic hali yapacaklarım bunlar 15 olmak için yani. Şunları işte gerekirse bir iki tane şey açarım. Plan bunlar yani. Hani eğer bu plan haricinde sıkıntısı olan varsa, şey olan varsa hani gene yardım etmeye çalışayım ama yapmanız gerekenler bunlar. Başka söyleyecek bir şey yok. Umarım like olur, şey olur. Beğeni gelir, devam ederiz bu maceraya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.